Herkese merhaba. Bugün animasyonun 12 temel prensibinden bahsedeceğiz. İlk ilkemiz ezilme ve esneme. Ezilme sıkıştırma veya baskı basınç ile oluşan sahnelerdir. Esneme ise bunun tam tersine nesnenin gerilme veya uzatılma halidir. Ezilme ve esneme nesnelerin hareketlerine gerçeklik katar. İkinci animasyon ilkesi ön hareket. Ana harekete başlamadan önce yapılan hazırlık aşamasına ön hareket adı verilir. Örnekte golf topuna vurmadan önce sopasını geriye götürerek kuvvet alan bir adam görüyoruz. Ön hareket her zaman için sonraki hareketin etkisini arttırır. Üçüncü animasyon ilkesi sahneleme. Karakterler arasında doğru ilişkiyi kurmaya ve bunu seyirciye doğru aktarmayı sağlayan bir yöntemdir. Örnekte olduğu üzere gerek karakterlerin birbiri arasındaki aksları, gerekse nesneler üzerindeki aksları sahne üzerinde gösterilmiştir. Dördüncü animasyon ilkesi dost doğru ve pozdan poza. Animasyon hazırlama teknikleri son dönemde bilgisayarların işe dahil olmasıyla değişse de eski dönemlerde animasyon hazırlamanın iki temel yöntemi vardı. Bunlardan ilki dost doğru çizimdi. Dost doğru çizimler animasyonun sonu planlanmadan ardarda çizilerek yapılır. Diğeri ise pozdan poza tekniğidir. Bu teknikte ise önce anahtar pozlar çizilir, sonra bu pozların araları doldurulur. Beşinci animasyon ilkesi takip eden hareket. Vücut parçalarının ve uzantılarının gövdenin arkasından sürüklenmesi ve gövde durduğunda hareketin devam etmesidir. Örneğimizde gösterildiği gibi sincap fındığın yanına gider, vücuduyla birlikte kuyrukta şekil gösterir. Sincap durduğunda kuyruk bir süre hareket eder. Altıncı animasyon ilkesi ivmeli hareket. Günlük hayatta objeler çoğunlukla ya artan ya da azalan ivmeyle hareket ederler. İvmeli hareket prensibini en iyi şekilde bir sarkaçla anlatabiliriz. Sarkaç yukarı doğru hareket ederken daha yavaş, aşağı doğru hareket ederken daha hızlıdır. Daha iyi anlamak için hareketleri karşılaştıralım. Sağdaki sarkaçta ivmeli hareket varken soldakinde ivmeli hareket bulunmamaktadır. Soldaki sarkaç aynı kare aralıkları ile sağdakinde ise farklı aralıklarla çizilmiştir. Yavaş hareketlerde kare aralıkları daha sık, hızlı hareketlerde ise daha aralıklı çizilir. Bu sarkaçların hız grafiği de bu şekilde görünmektedir. Yedinci animasyon ilkesi yay çizimi. Bir hareketin dairesel yollar çizmesi animasyonun etkisini ve estetiğini arttırır. İşte bunu sağlayan prensip yay çizme prensibidir. Bu prensip sayesinde hareketler daha canlı ve gerçekçi durmaktadır. Örneğin bir yürüme animasyonunu ele alalım. Kollar hareket ederken bir yay çizer. Ya da bir beyzbol oyuncusunu ele alalım. Oyuncu topa vururken bir yay çizerek hareket eder. 8. animasyon ilkesi ikincil hareket. İkincil hareket ana hareketi destekleme amaçlı kullanılan bir harekettir. İkincil hareket sayesinde karakterin duyguları izleyene daha rahat geçer. Haydi ikincil hareketi biraz daha yakından inceleyelim. Burada karakterin gitarı çalması ana harekettir. İkincil hareket ise karakterin yüzündeki ifadeyle hızlı bir biçimde kafasını sallaması ve ayağı ile ritim tutmasıdır. İkincil hareketleri değiştirdiğimizde karakter farklı bir ruh haline bürünebilir. Bir önceki örnekte sert bir müzik çaldığını hissettiren karakterin, bu örnekte daha yavaş ve yumuşak bir müzik çaldığını anlayabiliyoruz. 9. animasyon ilkesi zamanlama. Bu ilkeye göre bir animasyonun kişiliği ve niteliği büyük ölçüde her bir ana hareket arasındaki kare sayısına göre belirlenir. Temelde iki ana poz arasında birbirine çok yakın olan birçok çizim varsa hareket çok yavaş olacaktır. Eğer birbirinden uzak konulmuş çok az çizim varsa aksiyon çok hızlı olacaktır. Az çizim hızlı anlamına gelir. Daha fazla çizim ise yavaş demektir. 10. animasyon ilkesi abartı. Abartı adı üzerinden de anlaşılabileceği gibi bir hareketin abartılarak etkiyi arttırmasıdır. Abartı, karakterin hikayesine bağlı olarak değişir. Ne kadar çok olursa animasyon o kadar anlaşılır olacaktır. Bir karakter eğer mutluysa, bu ifadeyi abartarak daha belirgin hale getirebiliriz. Hem böylelikle göze daha güzel görünecektir.
ya da şaşırıyorsa bunu abartarak daha anlaşılır hale getirebiliriz. 11. animasyon ilkesi boyutlu çizim. Bu ilkeye göre formlar hacim, ağırlık ve dengeleri bakımından 3 boyutlu uzayda oldukları hissini vermelidir. Karakter eskizi yaparken küre, küp ve silindir gibi temel şekilleri kullanın. Daire, kare ve dikdörtgenlerden kaçının. Bu içinde bulundukları alanı unutmamanıza yardımcı olur. Pekala, son animasyon ilkemiz çekicilik. Temelde canlandırdığınız karaktere bakmak insana zevk vermelidir. Sevilecek, karizmatik bir tarafı olmalıdır. Ama sadece karaktere dinamik bir tasarım yapmak bile büyük ölçüde çekiciliğini artıracaktır. İşte bunu yapmanın 3 adımından sadece bir tanesiyle örneklendirecek olursak, ilk olarak çeşitli şekiller kullanın. Her karakter için aynı şekilleri kullanmak yerine değişik şekiller deneyin. Çünkü karakterin sahip olabileceği çılgın şekillerin bir sınırı yoktur. Her iyi karakter tasarımı net bir şekil ile başlar.